Evet efendim, Ankara stüdyolarındayız. Akit Özel kuşağında, Akit TV ekranlarında Ankara'dan çok önemli bir konuğa ev sahipliği yapıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay stüdyo konuğumuz, yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sizlerle sürekli yayın gerçekleştiriyoruz. Bu kadar yoğun programın içerisinde bizi kırmıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz, vakit ayırıyorsunuz her şeyden önce. Efendim Sayın Erkan Akçay'la Sayın Başkanım'la bugün geniş bir ufuk turu yapacağız. Bir saat süremiz var Akit Özel Kuşağı'nda. Sayın Akçay'ın önemli açıklamaları olacak, önemli değerlendirme olacak. Gündemdeki konuları, Türkiye'de tartışılan gündemdeki konuları belli bir kronolojik sıralamayla masaya yatıracağız. Ben Sayın Başkanım'ın da hemen müsaadesini alarak başlamak istiyorum. Sayın Başkanım, bir kongre gerçekleştirdiniz. Büyük kongreyi gerçekleştirdiniz. Önemli, Türkiye'nin en önemli siyasal hareketlerinden biri Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerçekleştirmiş olduğu böyle bir organizasyon tabii ki çok dikkat çekiyor ve yakından takip ediliyor. Biz de canlı yayınlarla takip ettik. Çok önemli mesajlar verildi. Sadece genelde bu tip organizasyonlarda hep yurt içi mesajlar ağırlık kazanır ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu son büyük kongresinde hem yurt içi hem de yurt dışına da çok önemli mesajlar verildi. Evet. Türkiye'nin 2023, 2053 hatta 2073 vizyonuna doğru o süreci işaretleyen kilometre taşları tek tek bu kongrede yerlerine konuldu ve bundan sonraki aşamada da biz takipte olacağız, siz icraatta olacaksınız. Hemen başkanım, kongrenin değerlendirmesiyle programa girmek istiyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bu 13. büyük olan kongremiz 18 Mart 2021 tarihinde bu şehitler gününde ve aynı zamanda Çanakkale Deniz Zaferi'ni kutladığımız anlamlı günde gerçekleştirildi. Çok güzel bir gündü. Evet, 12. Büyük Kurultayımız da yine 18 Mart 2018'de yapılmıştı. 13. Büyük Kongremizin de teması İstiklal'de birlik, istikbalde dirlik, kazanan Türkiye olacak parolasıyla, temasıyla gerçekleştirdik. Ve işte yeni Merkez Yönetim Kurulu seçildi. Geçtiğimiz Cuma günü de yine bir Merkez Yönetim Kurulu toplantısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nde divanında görev alacak arkadaşlarımızın seçimi gerçekleşti ve görevlerine de başladılar. Bizler de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup başkan vekilleri olarak ve grup yönetimi, denetim ve disiplin kurullarımızı yeniden oluşturmak suretiyle bu çalışmaların prosedürünü tamamlamış bulunuyoruz. Tabii Türkiye'nin içinde bulunduğu bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu 13. Büyük Kurultayı çok önemli bir etabı ifade etmektedir bize göre. Zaten temasından da belli. Evet. Aynı zamanda 2021 yılı bizim İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü. Evet efendim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkardığımız bir kanunla İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildi ve 2021 yılı boyunca da gerek devletin kurumları, okulları, gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir dizi bu konuda programlarda yürütülüyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi kurultayı hem fiziken bu Covid-19 şartlarında fevkalade disiplinli, coşkulu, heyecanlı örnek bir kongre olmuştur. Tabii kongrenin en önemli aşaması da seçimlerden evvel Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma çok önemli ve etkili olmuştur. Zaten bütün medya ve toplum tarafından da
bu konuşmanın nasıl olacağı merakı gündemdeydi. Ve hakikaten Sayın Genel Başkanımız 60 dakikaya aşkın süre içerisinde manifesto niteliğinde çok önemli bir konuşma gerçekleştirmiştir. Evet. Ve o konuşması esnasında sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece Türkiye'nin içinde bulunduğu bir takım güncel konular ve güncel siyasi konuların çok daha dışında, bunları da içermekle birlikte, fakat ondan daha önemli, kapsamlı manifesto niteliğinde mesajları olmuştur. Bu vesileyle şu bir kez daha Sayın Genel Başkanımız tarafından ispatlanmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi 52. yılını idrak eden bir siyasi partidir. Ve Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden birisidir. Ve aynı zamanda kurumsal yapısını da kökleştirmiş. Kurumsal yapısıyla birlikte kadrolarıyla ve liderlik makamıyla bu 52 yılın bilançosuna baktığımızda şu anda 103 siyasi parti var. Evet. Yüzlerce de artık canlılığını, hukuki varlığını yitirmiş siyasi partiler var. Yaklaşık 150 yıla yakın demokrasi deneyimimizi de dikkate alıp bir perspektif kurmaya kalktığımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin ayırt edici özelliği ortaya çıkar ki bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin niçin bugüne kadar köklü, adeta Türk siyasetinin amiral gemisi niteliğinde olmuş ve hayatiyetini canlılıkla devam ettiren bir parti olduğu ortaya çıkar. Bu ayırt edici özellikleri yani birkaç başlık altında özetlemek isterim. Lütfen. Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi başta liderliği, kadroları ve teşkilatları itibariyle bütün meselelere milli tarih şuuru içerisinde bakarız. Evet. Ve günlük meselelerde de geçmişten geleceğe değerlendirmeleri de bu dün, bugün, yarın perspektifiyle ve milli tarih şuuru içerisinde hatta dünya tarihi içerisinde değerlendiririz. Bu nedenle de bu milli tarih şuuru bir siyasi partinin hem kurumsal niteliği hem liderliği ve teşkilatları kadroları itibariyle de değerlendirmelerindeki ve öngörülerindeki doğruluğu ve isabeti artıran bir faktördür. Yine Sayın Genel Başkanımızın kurultayımızda yaptığı konuşmada özellikle vurguladığı gibi daha sonra teşekkür konuşmasında da buna ilişkin vurguları oldu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz gündelik bir takım siyasi işte polemiklerin, demagojilerin, gündelik siyasetin labirentlerine gömülüp boğulup kalmayız. Mutlaka bunu biz geniş perspektiften bir jeopolitik, bir stratejik ve tarihi bir mesele ve dün, bugün, yarın perspektifiyle dünü bileceğiz, dünden ders çıkaracağız. Bugünün gerçeklerini de bilmek suretiyle geleceğimize yön vereceğiz. Bu yön biz gerçekçi olacak. İki, isabetli olacak. Bugüne kadar hakikaten Milliyetçi Hareket Partisi'nin o politikaların 52 yıllık bilançosuna baktığımızda duruşunda, söylemlerinde ve politikasında bir bütünlük olduğunu görürüz. Ayrıca bütünlüğün yanı sıra bir süreklilik ve devamlılık vardır. Ve en önemlisi de tutarlılık vardır. Yani bütünlük, süreklilik ve tutarlılık ve bir milli tarih şuuru içerisinde meseleleri ele almak Milliyetçi Hareket Partisi'nin en önemli ayırt edici özelliklerden. Ve zaten 150 yıllık siyasi deneyimimizi veya demokrasi deneyimimize baktığımızda da Türkiye'nin en temel meselesinin de sayabiliriz hepimiz kendimize göre en az 5-10 başlık altında sayabiliriz. Fakat birinci sırada
Türkiye'nin temel problemi ülke yönetimindeki siyasi istikrar meselesi olmuştur. Evet, çok doğru. Bu temel bir sorunumuzdur. Pek çok buna ilişkin o 150 yılın içerisinde yaşadığımız pek çok büyük savaşlar vardır. Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı, akabinde Kurtuluş Savaşımız. Onun sıra yönetim döneminde eğer 1908 Meşrutiyet döneminden bugüne gelecek olursak yönetim erki pek çok darbelere maruz kalmıştır. Vesayet odakları dediğimiz yani harici bir takım unsurların yönetime etki etme gayretlerini görürüz. Bütün bu tecrübelerin içerisinde 1969 yılından beri Milliyetçi Hareket Partisi bu şuurla hareket ederek bir kere siyasi istikrarı temin etme yolunda çok olumlu politik duruşlar getirmiştir. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi olarak ilkeli, sorumlu, sorun çözen, elini taşın altına koyan, çözüm üreten ve gerektiğinde ülkenin bu sıkıntılardan kurtulması için önemli hamlelere imza atmış bir siyasi partiyiz. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde Sayın Genel Başkanımız da bu kurultay konuşmasında bu tarihten, kurultaydan itibaren de 5 önemli stratejik hedefi açıkladı. Birincisi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşerek devam etmesi ve bunun gerektirdiği bir takım düzenlemeler, faaliyetlerin yürütülmesi. İkinci olarak da bir milli iradeye dayanan geniş katılımlı, geniş mutabakatlı sivil ve yeni bir anayasa çalışmasının yapılacağını öngördü. Ve bu aynı zamanda yeni yönetim sisteminin de bir takviyesi, tahkimi niteliğinde olacak. Çünkü şu anki anayasamız 1982 darbe anayasası ve bu çok büyük değişikliklere de uğradı. Geriye yani çok da yapılacak temel hususların daha az kaldığını söyleyebiliriz. Ancak bunu milli iradenin mührüyle en az 100 yıl, 200 yıl Türkiye'ye yetecek ve istikrarını sürekliliğini sağlayacak bir yapı taşı olarak değerlendirmek gerekir. Yani bilhassa bu vesayet odaklarıyla çok önemli mücadeleler de yapıldı. Artık bazı düzenlemelerin de yapılması ihtiyacı var. Üçüncüsü, artık Türkiye'nin artık muhakkus hali diyebileceğimiz ekonomiye odaklanılması, yerli ve milli ekonominin tesis edilmesi meselesi. Evet. Bu da biraz evvel Türkiye'nin en 150 yıllık temel meselesinin yönetimdeki istikrar, siyasal istikrar meselesi olduğunu ifade ettiğim gibi ikinci başlık olarak da yerli ve milli bir ekonominin tesisi de bizim temel meselelerimizdendir. Ve hakikaten gerek Osmanlı'nın son yüzyıllarına, son 1-2 yüzyılına baktığımızda bugüne kadar geldiğimizi ve dünyadaki gelişmeleri, ekonomik durumları, ülkelerin durumunu da mukayese ettiğimizde arzu ettiğimiz noktada olduğumuzu söyleyemeyiz. Evet. Türkiye ve Türk milleti elbette az zamanda büyük işleri başarmıştır. Ancak yaptıklarımızı kafi göremeyiz. Şu an itibariyle yani en azından şunu söylemek mümkün. Bunu 30 yıl önce de söylenen bir meseledir. 100 yıl önce de genel karakteri şu ekonomimizin. Biz ülke olarak ürettiğinden fazla tüketen, kazandığından fazla harcayan bir ülke konumundayız. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Ve buna ilişkin de
çok ciddi önemli adımlar da atılıyor ve bu süreç devam ediyor. Başkanım çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Ben burada kısa bir anlattıklarınızdan işaretle çok kısa bir saptama, bir tespitte bulunacağım. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi şunu yapabilirdi. Yani bir konfor içerisinde taşın altına elini sokmayıp köşesine çekilirdi. Şu an CHP'nin yaptığı gibi sağda biri olarak salvo ateş, sırf eleştirerek hiçbir taşın altına elini sokmadan köşesine çekilip konforlu bir şekilde siyasi hayatına devam edebilirdi. Ama bunu seçmedi, zoru seçti. Taşın altına elini soktu ve hükümetle, mevcut iktidarla adeta bir ortak kaderi paylaşıyor şu anda. Evet. Bunu da şu şekilde değerlendirmek lazım. Bu da Milliyetçi Hareket Partisi'nin pek çok diğer siyasi partilerden ayırt edici özelliği olarak görmek gerekiyor. Evet. Şimdi milletimiz belli periyotlarda seçim zamanı sandığa gidiyor. Sandığa giderken bir yürütme erkini belirliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli iradeyle meclis oluşuyor. Evet. Ve milletimizde herkesin demokratik bir şekilde, ondan sonra gizli oy ve açık tasnifle, işte herkesin hak ettiğini milletimiz veriyor. Evet. Ve belli bir sandalye sayısı oluyor. Bazı partileri iktidar yapıyor, yürütme erkinde görmek istiyor. Bazılarına da sen iktidar olma, ancak iktidarı işte denetle, onun dışında iktidarı bir takım programlarını, politikalarını ve gündemini gerçekleştirmek için faaliyette bulun deniyor. Şimdi genelde iktidar muhalefet kavramları üzerinden yürütülüyor siyaset. Evet. Şimdi muhalefet demek, yani muhalefet konumunda olmak demek, sadece karşı çıkmak anlamını taşımaz. Yani muhalefet partisinin bir görevi elbette iktidara muhalefet etmektir. Fakat bunun içeriğinin dolu olması gerekir. Her partinin kendi bir gündemi olur. O gündem üzerine yürür. Fakat şu soruyu da bütün siyasi partilerin ve siyasetçilerin sorması gerekir ki vatandaşlarımızın da bu soruyu mutlaka sorması gerekir. Bir, siyaset niçin yapılır? Evet. Siyasi partiler neden vardır? Yani birbirleriyle didişmek, bir siyasi kör dövüş içerisinde efendim gündelik siyasetin bir takım polemikleri, demagojileri içerisinde algı yaratmaya çalışmak mıdır? Yoksa bir çözüm üreterek, öneri getirerek, alternatif getirerek bu faaliyetlerini yürütmesi midir? Şimdi bir siyasi parti ki buna tipik bir örnektir Cumhuriyet Halk Partisi ve onun şu anda ittifakını yürüttüğü siyasi partiler, İyi Parti olsun, diğerleri olsun. Şimdi kendilerinin pergellerinin silme uçlarını, ben karşıyım, her şeye karşı çıkacağım. Yani iktidarın yaptığı her işe, faaliyete karşı çıkacağım dedikleri gibi herhangi bir meseleyi de bunun çözüm yolunu bulmaya çalışmaktan ziyade yine bir iktidara eleştiri yönünde götürür. Bu aslında bir siyasi partiyi bir pasifize eder. Evet. Böyle bir parti bize göre pasif bir partidir. Evet. Ve sizin de ifade ettiğiniz gibi işin kolaycılığına kaçar. Her şeye karşı çık. Sorumluluk üstlenmez. Ve ilginç bir şekilde böyle bir parti aynı zamanda edilgen bir konuma girer. Yani evet, kendi gündemine de hakim olmaz. Örneğin iktidarın gündemine mahkum olur. Ve onun dili etrafında döner durur. Yani diyelim ki iktidar A dedi, bu kendisini B demek zorunda hisseder. Evet. Yani
ak dediğine illa kara çalmaya çalışır. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ve bu ittifakın dili ve söylemi bu. Onun dışında bir şey üretemez. Yok, yok. Ama Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir parti değildir. Yeri geldiğinde muhalefetini de yapar ama temel ülkenin temel milli meselelerinde sorumlulukta üstlenir, inisiyatif de alır. Böyle kör gözün parmağına bir muhalefet anlayışımız yoktur. Şimdi bilhassa 15 Temmuz 2016 bu hain FETÖ darbe girişiminden sonra biz Cumhur İttifakı oluşturduk. Evet. Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile evet. Birlikte. Ama ben 2007 yılından bu yana da milletvekilliği yürütüyorum. Evet. Şimdi çok iyi biliyorum ki mesela Plan Bütçe Komisyonu'na bir kanun tasarısı geldiğinde kanunların bir ihtiyaçtan doğduğunu da bilerek son derece yapıcı, olumlu bir tutum sergilemişizdir. Destek vermişizdir, katkı vermişizdir ve böyle bir anlayış içerisinde yapıcı olmamızın ülkeye faydası olmuştur. Cumhur İttifakı oluştuktan sonra da zaten Cumhur İttifakı'nın nedeni Türkiye'nin temel meselelerinde bir birliktelik, bir işbirliği sağlamak. Ayrıca Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehdit ve tehlikelere karşı milli iradeyi, siyasetin gücünü tahkim etmek, ülkemizi güçlendirmektir. Ki bu sadece iki partinin bir siyasi işbirliği olarak görülmesi meseleyi sığ bakmaktan evet. Gelir. Evet. Yani Türkiye önemli bir meseleyle karşı karşıyaysa, örneğin Doğu Akdeniz meselesi, işte Suriye'de olsun, Irak'ta olsun yaşananlar, Kafkaslar'da bir takım Amerika, işte Avrupa veya dünyanın başka ülkeleriyle olan münasebetlerde meseleyi nasıl bakacağız? Bize göre her parti kendi programı çerçevesinde bakmalı. Yani kör gözün parmağına bir siyasi kör dövüşe girerek, her şeye karşı çıkarak, her şeyi kötüleyerek bir yere varılamaz. Aksine ülkeye zarar verilir. O bakımdan böyle bir yapıcı anlayışımız Cumhur İttifakı'yla da tahkim edilmiştir. Yani CHP meselesine de veya diğer işte muhalif tutumlar meselesine geldiğimizde de dile getirebiliriz. Yani şimdi bir siyasi parti bir FETÖ'yle mücadeleye, bir terörle mücadeleye karşı çıkabilir mi? Ama maalesef karşı çıkılıyor. Türkiye'nin attığı adımlar baltalanmaya çalışılıyor. Başkanım, çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin köklerinden aldığı güçle şu anda yaptığı siyaseti çok güzel özetlediniz. Sözünüzü kestim, bu kusura bakmayın. Şimdi eğer müsaade ederseniz yavaş yavaş bu gündemdeki ana bir takım başlıkları da gelelim istiyorum. İsterseniz Sami Bey, o Sayın Genel Başkanımızın o 5 stratejik hedefinden bahsederken ekonomide kalmıştık. Evet. Yani yerli ve milli ekonomiyi tamam. güçlendirmemiz gerekiyor ve buna ilişkin de hakikaten ya bazı yönleriyle böyle sessiz diyebileceğimiz adeta bir ipek böceği gibi kozasını ördüğü faaliyetler veya bir arı gibi çalıştığı faaliyetler de var. Çok önemli Ar-Ge çalışmaları, teknopark çalışmaları, bilimde, sanayide, kendi milli savunma sanayimizde, enerjide çok büyük önemli adımlar da atılıyor. İnşallah önümüzdeki uzun olmayan bir süreçte Türkiye yerli ve milli ekonomisini de tesis edecektir. Sayın Genel Başkan stratejik hedef olarak ortaya koymasının nedeni de odur. Ondan sonra yine Cumhur İttifakı'nın yine güçlü bir şekilde, yine sizin de konuşmanızın başında ifade ettiğiniz gibi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine uzun erimli Türkiye'yi dünyanın en güçlü, en refahına ulaşmış
büyük bir ülke haline getirme hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Cumhur İttifakı ile geçen 4,5 yıllık bir zaman, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de geçen 2,5 yıllık bir zaman dilimi var. Bu 4,5 yılın bir bilançosunu ve analizini yaptığımızda şunu rahatlıkla görürüz. Artık Türkiye kaybolan yıllarını telafi etmeye başlamıştır. Çok doğru. Hatta iddia ediyorum, Türkiye bu anlayışla, bu politikayla, bu birliktelikle kaybolan yüzyıllarını telafi edecektir. Yani son 200 yılımız adeta kayıp yüzyıllardır, 200 yıllardır. Mutlaka telafi edilmesi gerekir. Yani birbirimizle didişerek, bir takım istikrarsızlığı besleyerek hiçbir yere varamayız. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek ve milli birlik ve beraberliği güçlendirecek en önemli başlıca mekanizma siyaset kurumlarının bu milli birlik ve beraberliği güçlendirme çalışmalarını yapması lazım ve bunu kurumsal olarak yapması gerekir. Cumhur İttifakı olarak böyle, bir de hem kendi iç huzurumuz, iç barışımız olmak üzere uluslararası arenada da Türkiye'nin aldığı barışçı rolü mümkün olduğunca hakim kılmaya çalışmamız lazım. Bu da her bakımdan güçlü olmamıza bağlıdır. Bu 5 stratejik hedef doğrultusunda hem Milliyetçi Hareket Partisi olarak, hem Cumhur İttifakı olarak, hem de millet olarak yürüme azmi ve kararlılığındayız. Ondan sonra yani şu, bu konuda söyleyeceklerim şimdilik bu. Sizin Başkanım, ben şunu, şöyle bir tespitim var benim. Biraz siz, benim söylediğim, sizin de söylediğiniz 2023, 2053 ve 2073 Türkiye'nin bu hedeflerine ulaşabilmesi için muhakkak ve muhakkak içeride MHP'nin desteğine, tam desteğine ihtiyacı var. Bu misyona ulaşmak noktasında MHP'nin varlığı çok önemli görüyorum ben Türk siyasi hareketinde. Evet. Şimdi yeni sıcak gelişmeler var. CHP ana muhalefetin ısrarla gündeme getirdiği erken seçim tartışmaları var. Tabii bu arada HDP'nin kapatılmasına yönelik açılan davada bazı usul eksiklikleri görerek Anayasa Mahkemesi dosyayı tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Onun sizden istirhamım efendim, sıcak bir gelişme olduğu için değerlendirmesini alıp sonra da erken seçim tartışmalarıyla devam edeyim istiyorum, uygunsa sizce de. Evet, estağfurullah. Tabii biraz evvel haberlere de düştü. Evet. Anayasa Mahkemesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu HDP'nin kapatılmasına ilişkin dava başvurusunu sadece bazı usul eksiklikleri nedeniyle iade ettiği ifade ediliyor. Biliyorsunuz hukukta bir usul, bir de esas vardır. Meselenin özü vardır. Evet. Dolayısıyla meselenin özüne yönelik herhangi bir değişiklik yok. O usul eksikliklerinde ne olduğunu ayrıntılarını da öğreniriz. Yani o da usul eksikleri her neyse giderilir. Fakat esas duruyor bir tarafta. Evet. Yani burada mesele sadece HDP'nin kapatılması veya kapatılmaması meselesi değil. Türkiye'nin istiklali ve istikbali bakımından, biraz evvel de ifade ettiğim gibi o temel siyasal istikrarı temin bakımından, bir kere Türk siyaseti üzerindeki terör vesayetini yok etmek gerekir. Evet. Ortadan kaldırmak evet, gerekiyor. Çok doğru. Yani hangi parti olursa olsun, bu siyaset, ülkemizin siyaseti üzerinde bu yapı bir metastaz oluşturdu. Yani artık o kadar açık ve bariz bir şekilde bu partinin PKK terör örgütüyle organik bağının olduğu bir gerçek. Doğrudan ve dolaylı ilişkileri olduğu bir gerçek. Yani o kadar vahim bir durum ki. Evet. Bu sadece bu partinin varlığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
faaliyetlerini yürütmesiyle kalmıyor. Ayrıca biliyorsunuz bu parti CHP ve İYİ Parti ile ve Saadet Partisi ile birlikte işbirliği yapıyor. Zaman zaman açık, zaman zaman örtülü bir ittifak halindeler. Onun için zaten Zillet İttifakı diyoruz. Evet. Ne kadar CHP ve İYİ Parti HDP ile olan ittifaklarını milletin gözünden saklama gayreti içerisinde olsalar da her şey ayan beyan ortada. Bu durum, yani HDP'nin bu PKK terör örgütüyle organik bağı olan HDP'nin CHP ve İYİ Parti ile olan ittifakı, aynı zamanda CHP ve İYİ Parti'yi de vesayet altına alıyor, kilitliyor. Yani o kadar bariz bir şeylerine hiçbir sözleri yok. Onlar utanmadan bize, yani iktidarın herhangi bir faaliyetine yönelik, efendim işte bu konuda ne diyorsunuz, şu mu bu mu gibi bir takım sorular yöneltiyorlar da, yani sizin ittifak yaptığınız partinin bu durumuna ne diyorsunuz? Hala korumacı bir anlayışla CHP aslında dünkü grup toplantısında Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi Cumhuriyet Halk ve Halkın Partisi haline dönüştü. Hatta şöyle de diyebiliriz, yani matematik bilenler de bilir, C H kare H H kare P demek lazım. Yani HDP'yi de içermiş. Evet. Adeta Cumhuriyet Halk Partisi bize göre o konuma gelmiş ki CHP varken HDP'ye ihtiyaç yok bile denilebilir. O kadar iç içe geçmişler. Evet. Şimdi bu HDP aynı zamanda örnek veriyorum. Diyelim parti mecliste grubu olunan bir parti görünümünde, değil mi? Evet. Şimdi her partinin belli organları, yönetim birimleri vardır. İşte mecliste grup başkan vekilleri vardır. Genel merkezlerinde genel başkan yardımcıları vardır. Bir yürütme kurulları vardır. Fakat HDP'nin bütün siyasi partilerde diğerlerinden bir farkı var. Bir de bunların içerisinde resmen görünmeyen, gizli, illegal siyasi komiserleri var. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, şimdi isimlerini de elbette savcılıklar ve devletin kurumları da biliyordur, İki milletvekili siyasi komiserlik yapıyor. Yani Kandil'deki PKK örgütüyle meclisteki HDP grubu arasındaki bağlantılılığı ve kuryeliği sağlıyor. Bunların parti olarak hiçbir iradeleri yok. Terör örgütü ne derse onu yapmak durumundalar. Böyle bir yapıyı bir siyasi parti diyebilir miyiz? Evet. Yani bu işte siyaset üzerindeki terör vesayeti dediğimizde bu. Dolayısıyla binlerce örneği var. Yani açık açık da söylüyorlar. Bugüne kadar bir terör eylemini, bırakın kınamayı, adeta gerekçe gösterecek bir takım söylemler geliştiriyorlar. O bakımdan bu terör yapılanmalarının hiçbir hukuki ve legal zeminde yeri yoktur. Herkes tavrını ona göre. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti, ülkemiz demokratik bir ülkedir. Ve her Türk vatandaşına da siyaset yolu açıktır. Evet. Siyasi parti kurmak için izine de gerek yoktur. Herhalde 7 kişi falan bir araya gelince, değil mi, tabelasını asabiliyor, müracaatını yapıyor ama izine almadan yapılabiliyor. Bu kadar her vatandaşa siyaset yolu açıktır. Ancak anayasa ve kanunlara riayet şartıyla. Dolayısıyla herkes siyaset yapabilir ülkemizde. Açıktır. 103 siyasi parti var. Ancak hiçbir siyasi parti, adı ne olursa olsun, hangi terör örgütü veya terör yapılanması olursa olsun, bunlarla bırakın organik bir bağ içerisinde bulunmayı, dolaylı bir bağı da olamaz. Hatta zaman zaman
HDP'ye yönelik eleştiride bulunanlar efendim terörle arasına mesafe konulsun diyor. Bu söz de pek doğru sayılmaz. Ne demek? Yani bu mesafenin ölçüsü nedir? Evet. Böyle bir mukayese bile yanlıştır. Hiçbir bağının, hiçbir mesafesinin olmaması eylemi yapılan gerekir. Eylemleri bile kınamaktan imtina ediyorlar yani. Hadi kınama aşamasında. Evet, onun dışında pek çok yöneticilerinin kriminal suçları da hakeza mutlaka bu dava dosyasında da yer alacaktır. İşte Cumhuriyet Halk Partisi de adeta bunlara bir kuluçka yapmıştır. Eskiden beri biliyorsunuz SHP vardı. Evet. Ta o zamandan bu yana bu terör örgütünün önemli hedeflerinden biri de siyasallaşma gayretidir. Onların eski eş başkanları bu Demirtaş'ın da şeyidir, sözüdür. HDP o bebek katili Öcalan'ın 20 yıl üzerinde çalıştığı bir projedir diyor. Daha bundan açık söz nasıl olsun? Şimdiki eş başkanlarından birinin bu elebaşı Öcalan'dan başlayıp Kandil'den elebaşılarına isim zikrederek efendim onlara sayın sıfatı da eklemek suretiyle mitinglerinde göndermeler yapmaları, bütün toplantılarında bayrağımıza saygısızlık ve hakarete varan tutumlarda bulunmaları yeter sebeptir. Dediğim gibi hiçbir siyasi partinin veya derneğin veya kişinin terör örgütüyle doğrudan veya dolaylı bağı olamaz. Bunu kanunlarımız da müsaade etmez. Millet vicdanı da kabul etmez. Bu bakımdan bu ittifakın CHP ve İYİ Parti'nin de bu konuda yapıcı bir tutum almaları beklenir. Her ne kadar ümitli olmasak da bu konuda. Evet. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yapısına baktığımızda bu terör örgütünün bir takım talepleri geçmişten bu yana bir takım talepleri kanun teklifi olarak verilmiştir. Yani HDP'nin dışında CHP de tıpkı HDP gibi terör örgütünün elebaşılarının söylemlerini çok sayıda kanun teklifi, meclis iş tüzük değişiklik teklifi olarak vermişlerdir. Bu bile, yani biz CHP'yi bunlara kol kanat geriyorsunuz, bunlara hamilik yapıyorsunuz derken sadece üstün körü siyasi bir söylem değildir söylediklerimiz. Somut gerçeklikleri ve altyapısı vardır. Ve yine işte bu muhalefet anlayışıyla yani her milli meselede biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bu Gara denilen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir operasyonu başladığında daha evvel kaçırıp rehin aldıkları bazı vatandaşlarımızı ve kamu görevlisi insanlarımızı katlettiler. Evet. Yani insanlık dışı bir katliama tabi tuttular. CHP ne zaman, ne yaptı o zaman? İktidarı suçladı. Sorumluluk iktidardadır dedi. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Yani bir terör örgütünü suçlayıp lanetlemek varken bir siyasi parti ki üstelik Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisi böyle bir hadiseden iktidarı suçlaması, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir suçlama getirmesi kadar vahim bir şey olamaz. Bu tamamen bir terör destekçiliği, terör örgütü destekçiliği anlamı çıkar bunlardan. Veya Suriye'de geçtiğimiz yıl bir 34 askerimiz şehit edilmişti uçaklardan atılan bombalarla. O zaman da aynı şeyi yaptı. Efendim Libya ile bir anlaşma yapıyoruz. Deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin bunlar karşı çıkıyor. Ondan sonra bir askeri işbirliği anlaşması yapıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP, HDP, İYİ Parti ağız birliği halinde karşı çıktılar. Ben buradan bizleri izleyen vatandaşlarımızı
O dönem bu Libya Türkiye askeri işbirliği anlaşmasının onaylanması görüşmelerindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarına bir okumalarını salık veriyorum. Yani bir saatten fazla zamanlarını almaz. Lütfen onları CHP'nin sözcüsü Ünal Çeviköz'ün, o İYİ Parti'den Kamil Erezan gibi sözcülerinin, işte HDP sözcülerinin yaptığı konuşmalara baksınlar. Bu üç partinin üç konuşması da birebir örtüşüyor. Biz ağız birlikleri, biz söylem birlikleri, biz duruş birlikleri var. İş birlikleri daha nasıl olacak? Evet başkanım. Yani pek evet. Çok örnek verilebilir. Evet. Yani Türk askerini Libya'da lejyoner dedi bunlar. Evet. Ondan sonra Macron'un bir sözü vardı. Türkiye işte Suriye'de insan mühendisliği yapıyor. Demografik yani insan mühendisliği, nüfus mühendisliği yapıyor dedi. Ya ertesi gün CHP'nin sözcülerinin ağzında bu laf. Bu ne, nasıl bir politikadır bu? Evet, CHP'nin muhalefet tavrı başlığında bunu ele alacaktık ama siz güzel bir giriş yaptınız. Bu yine CHP kaynaklı, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu ısrarla sonbaharda Türkiye'de bir seçim olacağını söylüyor. Biraz da sanki burada siyasi analizciler içeriği diri tutabilmek. Çünkü içeride de kaynamalar var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yeni bir takım işte Muharrem İnce'nin, işte Mustafa Sarıgül'ün başlattığı yeni hareketler var. Biraz içeriği diri tutabilmek maksadıyla bunun Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle gündeme getirdiği, özellikle her defasında vurguladığı söyleniyor. Erken seçim tarihi. Sayın Bahçeli de bugünkü açıklamasında da yine aynı şeyi söyledi. Tekrar ediyoruz. Mealen söylüyorum. Anlamıyorlar. Artık söylenecek söz bulamıyorum dedi Sayın Bahçeli açıklamasında. Öyle söylüyor. Neler söyleyeceğiz efendim? Bu erken seçim tarihi neden ısrarla? Sizin tespitleriniz nedir? Türkiye yani daha yani Sayın Cumhurbaşkanı açısından düşünecek olursak daha 3 yıl önünde bir süresi olan bir siyasi isim. Neden seçime gitsin? Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve zaman zaman diğerlerinin de dahil olduğu bu söylem son derece basit, sığ bir ve kısır bir söylem. Evet. Biraz evvel de ifade ettim ya. Yani bir siyaset üretemiyor. Evet. Sorumluluk almak yok. Onun dışında biz kendi gündemleri yok. Sadece karşı çıkmak, her şeyi baltalamak oldukları için bunlar acaba kaostan beslenebilir miyiz? Bir istikrarsızlık görüntüsü vererek bir bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Bir erken seçim olmayacağını kendileri de çok iyi biliyorlar. Ve iddia ediyorum kendileri de istedikleri filan da yok. Fakat bu söylemle yani şimdi bizim Manisa'da bir atasözü vardı. Laf kıtlığında asma bu diyorlar. Evet. Yani bir dağarcıkları tıkanınca bu tür bir şeyi. Şimdi hem Sayın Genel Başkanımızın hem Sayın Cumhurbaşkanımızın defaatle defalarca ifade ettiler. Yani Cumhur İttifakı istemeden seçim olmaz bu ülkede. Evet. Birincisi bunu bilecekler ve bilenler de kendileri. İkincisi siz ifade ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önünde 3 yıllık bir süre var. Onun dışında yapılan pek çok bir programları var. Bugün geçtiğimiz haftalarda Hazine Maliye Bakanlığı'nın da hazırladığı ve Cumhurbaşkanımızın da deklare ettiği bir ekonomik reform paketi takvimi var. Evet. Etap etap ayrıntılı bir şekilde açıklanmış. Bunlar yapılacak. Onun için bir takım hukuki reformlar, bu anayasa çalışmaları ve bir dizi faaliyetler. Şimdi yürütme, hükümet, iktidar, Cumhur İttifakı bir yapım ekibi olarak tarif edebiliriz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülük yaptıklarına da bir yıkım ve baltalama ekibi. Dolayısıyla ben hiç üzerinde durmaya da gerek yok.
Şimdi bunlar susarlar, cevaplarını aldılar bugün Sayın Genel Başkanımızdan. Bir hafta 10 gün daha gündemden düşer, tekrar temcit pilavı gibi getirmeye çalışırlar. Bunlar Türkiye'nin istikrar içerisinde büyük hedeflerine yürümesi, kendi ayakları üzerinde yürümesini istemiyorlar. Ve maalesef Batı ile işbirliği yapıyorlar. Amerika ile ve Avrupa Birliği'nin bazı ülkelerinin güdümünde hareket ediyorlar. Ve aynı zamanda FETÖ ve PKK ve diğer terör örgütleriyle mücadeleyi de siyaseten baltalamaya çalışıyorlar ki bu bir ihanettir. Başka da bir anlamı da yoktur. Evet. Her ne olursa olsun efendim iktidarı devirelim. Yani sadece sandıkta değil, bunlar aynı zamanda sokağa da oynayan, sokağa da kışkırtan, ondan sonra yurt dışında Türkiye'nin imajını da bozmaya çalışan kesimler. Yani Kılıçdaroğlu belki 100 defa söyledi. Türkiye'de diyor can ve mal güvenliği yoktur, yatırım yapılamaz, yatırım yapılmasın diyor. Bu hainlik değil de nedir Allah aşkına? Bu söylenecek söz müdür? Bunu eleştirdiğimiz zaman biz hem parti olarak hem Sayın Genel Başkanımız hem bizler, ben de birkaç defa kamuoyunda dile getirmiştim. O zaman hatırlıyorum Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kılıçdaroğlu kürsüde konuşma yaparken bir de bizim MHP sıralarına dönerek evet dedi, iddia ediyorum dedi, Türkiye'de can ve mal güvenliği yoktur, yatırım yapılamaz dedi. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yani Türkiye'nin ikinci büyük partisi konumundaki bir partinin lideri, o zaman bizim Türkiye'nin düşmana ihtiyacı var mı yani bundan söylendikten sonra? Evet, evet, gerçekten yani Türkiye bu anlamda gerçekten ibret alınması gereken günler yaşıyor. Yani öyle bir süreçten geçiyor. Özellikle 2023'e doğru Sayın Kılıçdaroğlu işte ısrarla şunu söylüyor, dostlarımızla birlikte iktidara geleceğiz. Fakat bu dostlar kimlerdir? Açık açık sorulduğunda da söylemiyor bu dostlar kimlerdir. Sonra demagoji yapmaya başladı. Uzun süre söylemedi. Evet. Ondan sonra ya dostların kim olduğu belli. Bir kere Kılıçdaroğlu'ndan evvel Biden açıkladı bu dostluğu. Avrupa'nın bazı ülkeleri. Ondan sonra bunların dostları FETÖ ve PKK. İşte HDP vesaire. Ve bu artık ayan beyan da ortada. İşte dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Ne demek? Yarın ülke yönetimine gelirsek Amerika'nın dediğini yapacağız. Avrupa ülkelerinin istekleri doğrultusunda hareket edeceğiz. Peki Türkiye ne duruma gelecek o? Türkiye tam bağımsız istiklalini ve istikbalini temin etme yolunda emin adımlarla ilerlerken Türkiye'yi tökezletme gayretinden başka bir şeydir. Evet. Yani Amerika ne istiyor? Sen bir günden bir güne Amerika'ya yönelik olarak doğrudan şu soruyu sordun mu? Ey Amerika, sen Suriye'de terör örgütlerine, Irak'ta binlerce, on binlerce tır, uçak dolusu silah mühimmat veriyorsun, bu teröristleri eğitiyorsun. Ondan sonra siyaseten de açık açık da destek verip işbirliği yapıyorsun. Ve bunlar da Türkiye'ye yönelik önemli bir tehdittir. Bizim milli varlığımıza, vatanımıza, ülkemize yönelik bir tehdittir. Niye destekliyorsun? Bu nasıl dostluktur? Diye sorduğunu hiçbir zaman tanık olmadık. Hayır, PKK demiyor da PYD, Suriye kanadı işte bu terör örgütünün. Bize saldırmazlar ki, bize bir dertleri yok diyor. Ha, terör örgütü değildir dediler. Yani o zaman onlar terör örgütü değilse kimdir terör örgütü? Evet. Bunlara terör örgütü değildir demek bizatihi teröristlere destektir. Başka bir anlamı yok. Evet efendim. Başkanım, İstanbul Sözleşmesi, Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Yani bu yönde Türkiye'nin özellikle milli manevi değerlerine ters, aile yapısını
baltalayan, dinamitleyen bir yapıya sahipti. Biz de medya grubu olarak İstanbul Sözleşmesi üzerinde birçok haber ve program yaptık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunu? Şimdi 11 Mayıs 2011 tarihinde sözleşme İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi denilen, işte bir takım kadına yönelik şiddeti önleme ve şiddet mağdurlarını koruma çerçevesi içerisinde değerlendirilen bir sözleşmeydi. Türkiye ve o dönemki hükümet bunu imzaladı. Bir uluslararası sözleşme olduğu için, evet, bu onay için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi ve o dönem bütün siyasi partiler 2012 yılında 14 Mart 2012'de mecliste görüşüldü ve bütün partilerin onayıyla kabul edildi bu. Elbette aynı zamanda tercüme niteliği de taşıyan, ondan sonra ona atıfta bulunan 6284, yani 6284 sayılı bir kanun da çıkarıldı. Bazı maddeleri de bu sözleşmeye de atıf yapıyor. Ve son derece Türkiye'nin iyi niyetle imzaladığı bir şey. Ancak aradan geçen zaman içerisinde bakıldı ki bu sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanması hiç de tahmin edilemeyen, öngörülemeyen ve asla kabul etmeyeceğimiz mecraya doğru evrilmeye başladı. Yani kadına yönelik şiddetin önlenmesine bir katkısı olmadığı gibi, tam aksine iddia ediyorum, adeta şiddeti de artıran, aile birliğini, bütünlüğünü parçalamaya yönelik ailedeki huzursuzlukları da artıran bir tetikleyici, olumsuz bir faktör, evet, olmaya başladı. Aradan geçen 12, yani 9 yıllık bir süre söz konusu. Bir kanunun uygulama sonuçlarını test etme bakımından önemli bir süredir bu. Ve bu süre içerisinde gördük ki bu sözleşmeden çıkmanın daha faydalı olacağı kanaati kamuoyunda yaygınlaştı. Kaldı ki bu sözleşme toplumsal temelini de kaybetti. Evet. Yani adeta toplumsal huzursuzluğun bir siyasi tartışmaya evrildiği bir mecraya da yöneldi. Ve kadın cinayetleri ve şiddetin azalması yönünde beklentileri hiçbir zaman karşılamadı. Ayrıca yani baktığımızda kadınlara yönelik cinayetleri sayısal olarak baktığımızda da yıllar itibariyle bu artışın devam ettiğini gösteriyor. Evet. Onun dışında bir takım efendim toplumsal cinsiyet eşitliği diye bir kavram ortaya attılar. Şimdi lafzıyla bakınca ya nedir işte kadın erkek eşitliğini kastediyor, zannediliyor. Hayır. Tam aksine yani farklı bir takım cinslerin adeta icadı, bunların bir statü kazanmasına, evet, yönelik işte adına LGBT dedikleri, evet, bir yapının farklı bir takım cinsel yönelimleri teşvik ettiği, bunları fonladığı, pıtrak gibi derneklerin türediğini, Amerika'nın, Avrupa'nın ülkelerini bu dernekleri milyonlarca dolar, ki yani 1 milyar lirayı filan da geçtiği söyleniyor. Bunların birkaç yılda aldıkları, evet, yardımlar. Onun dışında işte bu marjinal gruplar bu sözleşmeyi de kalkan yaparak adeta bizim inançlarımıza, değerlerimize, aile yapımıza, insan anlayışımıza aykırı ne kadar bir anlaşma anlayış varsa onlara yönelik bir kalkan oluşturma, evet, gayreti oldu ve artık gelecek neslimiz de tehdit altında. Evet. Dolayısıyla bunun kaldırılması gayet isabetli olmuştur.
22 Temmuz 2020'de Sayın Genel Başkanımızın da buna yönelik önemli bir açıklaması olmuştu. Bunun iyi değerlendirilmesi, etüt edilmesi, getirdiği nedir, götürdüğü nedir gibi bir uyarısı olmuş idi. Geçtiğimiz Cuma günü de bu konudaki açıklamayı da yaptılar ve tekrardan da ifade edildi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması çok isabetli olmuştur. Ve buna gerek olmadığı gibi zararlı bir durum olduğu ortaya çıktı. Neden buna gerek olmadığını ifade ediyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 41. maddesi ailenin, kadınların, çocukların korunması, gözetilmesini çerçevesini başlık alır. Anayasamızın dışında medeni kanunumuzda, ceza kanunlarımızda, ondan sonra yine bu biraz evvel bahsettiğim 62-84 sayılı kanunda ailenin, çocukların, kadınların korunmasına yönelik pek çok düzenlemeler söz konusu. Bir de gözden kaçan bir husus var. Bir başka uluslararası sözleşme daha var. Yani o sözleşmeye Türkiye taraf ve o devam ediyor. Onun adı da kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine taraftır. Yani bu devam ediyor. Bunun kimsenin bir şey dediği de yok. Evet. Herhangi bir zarar da görülmüyor. Fakat bu İstanbul Sözleşmesi o şekilde mütalaa edilemez. Tabii buna karşı çıkan malum siyasi partilerde CHP, HDP, İYİ Parti işbirlikleri efendim sanki kadınlar korumasız kalmış gibi, sanki bu şiddete maruz kalmaya devam edecekmiş gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar ve ısrarla bunu gündeme getiriyorlar. Bunu da hani çarşı her şeye karşı misali, insaftan yoksun, son derece yanlış bir tutum olduğunu düşünüyoruz ve sonra gerekçeleri de son derece geçersiz. Efendim kimisi diyor ki bunu iptal edilemez, kimisi diyor ki bu iptal geçersizdir filan. Hiçbir mesnedi dayanağı yok, hukuken yok, yani realite olan yok. Şimdi hukukta, usulde paralellik ilkesi vardır. İşlemde paralellik ilkesi vardır. O dünyanın her yerinde geçerli olan bir hukuki ilkedir. O da bir şey, bir kanun veya bir işlem hangi prosedürden geçirilerek tahakkuk etmiş, gerçekleşmişse aynı yöntemle iptal edilir. Evet. Yani bunun sözleşmeyi imzalama yetkisi yürütmededir, Cumhurbaşkanındadır. Yani hükümettedir. Bunun imzalama yetkisi mecliste falan değildir. Sözleşmeyi imzalama yetkisi hükümette, bu hükümetin imzaladığı bu sözleşmeyi onaylama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Evet. Ve sözleşmeden çıkma yetkisi de yine hükümete aittir. Zaten bu sözleşmenin 80. maddesi imza koyan ülkelerin bu sözleşmeden cayabileceğini de açıkça yazmış. Yazmasına da gerekiyor. Yazmasaydı da çekilebilirdi. Uluslararası hukuka aykırı bir durum yine olmazdı. Çekilen başka ülkeler de var başkanım. Sadece Türkiye'de değil. Tabii. Polonya'sı vesaire çekilmişler. Çekilmişler. Onlar. İmza koymayan Avrupa ülkeler var. Amerika'nın bile imzasının olmadığını biliyoruz. Yani ya bir çekincesi var. Bir de utanmadan Biden Türkiye'nin bu sözleşmeden çekilmesini laf söylemeyi kendine nasıl bir hak görüyor onu da anlamak mümkün değil. Evet. Yani bu konuda Avrupa Birliği'nin bir takım sözcüleri de ifade ettiler. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı bir ziyaret söz konusu oldu. Evet. Bizim parti grubumuza da ziyaret etmek istediler. Biz Milliyetçi Hareket Partisi meclis grubu olarak bu görüşme talebini kabul etmedik, reddettik. Başka şekilde görüşmelerine devam ettiler. Ve şu da önemli. Şimdi hükümet bu sözleşmeden çekilmişse
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sözleşmenin iptaline ilişkin bir onay ya da gerek yok. Evet. Hükmen hükümsüz kalır çünkü yetki yürütmede yasamaya ait yapılacak bir şey yok. Sadece şu yapılabilir. Bu bahsettiğim 6284 sayılı kanunun bir bendinde bu sözleşmeye atıf var. Evet. Bana göre de bu atıfın yani meclise herhangi bir kanuni görüşmelerde kaldırılması, yani iptal edilmesi gerekir. Hiçbir mesele de yoktur yani onun başkanım, dışında. Başkanım, sizinle zaman nasıl geçti bilemedik. Süremizin sonuna geldik. Ben de ama öyle. gündem maddelerimizin 4/3'e yakınına da değinme fırsatı da bulabildik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum Akit TV'ye, sizlere başarılar diliyorum, kameraman arkadaşlarımıza, kumanda görevinde yürüten bütün teknik ekibe, televizyonumuza çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Erkan Akçay konuğumuzdu. Uzun, geniş bir ufuk turu yaptık. Gündemdeki meseleleri geniş bir şekilde masaya yatırmaya imkanı bulduk. Bizleri izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşça kalın.